olmak, böyle bir şeyleri okuyup bilgi sahibi olmak güzeldi. Bu anlamda Expo 2016 yalnızca bir botanik sergisi sunuyor. Evet, evet. Ben de şaşırdım. Hemen zaten anca buldum kongre merkezini. Girip gezdim. Ben de öğrencilerimle geldim. Onlar başka yere gezerken ben de buraya gezdim. Che Leonardo ha disegnato. In realtà Leonardo ci ha lasciato, oggi ci sono pervenuti una montagna di manoscritti, più di 6.000 fogli, e in questi 6.000 fogli, anche dove il disegno non è bellissimo, sono nascosti progetti bellissimi che noi realizziamo e proponiamo al pubblico per la prima volta. Burada ilk defa insanların gözü önüne aslında Leonardo da Vinci tarafından tasarlanmış 6.000 sayfalık bir tarihi göz önüne seriyoruz. Çünkü bilinen Leonardo da Vinci'nin dışında kendisinin yaptığı birçok tasarım yarım kalmıştır ve bunların hepsi kayıtlarımızın altına var, 6.000 sayfa. Ve burada biz özellikle makineleri tanıtmak için çabalıyoruz. Kendisinin çok fazla sayıda makine tasarımı bulunuyor. Biz şu an burada 20 tasarımla yer alıyoruz. E questo per noi è molto importante perché possiamo far vedere alla gente, soprattutto anche ai bambini, non solo la macchina, ma facciamo sempre vedere la macchina e il manoscritto di Leonardo. E così i bambini e il pubblico possono conoscere finalmente un Leonardo diverso, vero e autentico. İnsanlar, özellikle çocuklar, buraya geldiği zaman Leonardo da Vinci'nin el yazmalarıyla beraber makinelerini tanıyacaklar. Ve böylece gerçek, farklı ve otantik Leonardo da Vinci görme fırsatı olacak. Volevo dire una cosa a proposito dell'Expo. Il collegamento tra l'Expo di Antalya 2016 che durerà fino al 30 ottobre e Leonardo è molto forte. Aslında Leonardo da Vinci sergisiyle Expo sergisinin ciddi ve büyük bir bağı var. Çünkü ikimiz de çocuklar teması üzerinden gidiyoruz ki Expo 30 Ekim'e kadar devam edecek ve sergimizde 15 Temmuz'a kadar burada çocukların hizmetinde olacak. Si ispirava alla natura. La grande fonte di ispirazione di Leonardo era la natura. Leonardo vuole costruire una macchina volante, si ispira all'uccello, al pipistrello, alla libellula, come questa alle mie spalle. Vuole progettare una macchina da guerra, si ispira a un animale che deve attaccare. E questo collegamento tra natura e Leonardo è fortissimo, e se i bambini oggi osservassero di più la natura come possono fare qui in mostra e qui all'Expo, forse tutti potrebbero diventare dei piccoli Leonardo. Son cümlesini çevirim, söylemek gerekirse çocuklar özellikle dikkatle kendi etraflarına, çevrelerine, doğaya baktıkları zaman hepsi birer Leonardo da Vinci olabilir. Çünkü Leonardo da Vinci'nin en büyük esin kaynağı doğanın kendisiydi ve o doğadan esinlendiği zaman bütün bu havacılıkla ilgili olan savaş makineleri de dahil olmak üzere üretmeye başladı. Mesela arkamızda görmüş olduğunuz Mechanical Dragonfly, onun dışında uçurtma ve diğer uçuş aletlerinin hepsi doğadan esinlenmiş olan Leonardo da Vinci'nin ürünü. Leonardo da Vinci'yi çiçeklerle de bağdaştırabiliriz. Çünkü Leonardo da Vinci insan vücudunu bir mekanizma olarak görüyordu. Ve bu mekanizma bir çiçeğin büyüme şeklini, yetişme şeklini de andırıyor. O yüzden Leonardo da Vinci de çok fazla sayıda çiçeklerden ve doğanın kendisinden ilham almıştır. Però lei mi ha chiesto cosa trovano i bambini in mostra, giusto? Scusa? Lei mi ha chiesto cosa, che esperienza faranno che i bambini. Esperienza per i bambini.
I bambini troveranno una cosa molto importante in mostra. Vicino a ogni macchina, a ogni manoscritto e a ogni descrizione trovano un computer, una stazione interattiva dove possono giocare con la macchina e col progetto di Leonardo. Possono vedere il manoscritto, distruggere la macchina e ricostruirla come se fosse un gioco. E nel fare queste operazioni possono imparare come è fatta dentro la macchina e vedere come funziona realmente. È una cosa che i bambini sanno fare meglio degli adulti. Aslında çocuklar yetişkinlerden bu sergiden daha fazla fayda sağlayacaklar. Çünkü interaktif bir sergi olmasını sağladık. Her makinenin olduğu yerde bilgisayarlar kurduk ve bu istasyonlar sayesinde çocuklar hem makinenin nasıl yapıldığını görecek, hem makineyi sanal olarak bozabilecek, tamir edebilecek, tekrar birleştirebilecek ve makinenin işleyiş biçimini anlayacak. Bu anlamda Leonardo da Vinci'yi çok daha yakından özellikle çocuklar tanımış olacaklar.